Taksi lazımdır abi. Yolla bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla bir taksi yolla, yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var. O da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da. Çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstün kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla bir taksi yolla, yolla kaldım yollarda. Solla taksici solla, solla kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Biraz daha iyi misiniz Melahat Hanım? Nasıl iyi olayım Nuri Bey? Her şeyim haks edildi. Bütün mal varlığım elimden uçtu gitti. Bunlar yetmiyor gibi hala borç geliyor. Melahat Hanım'ı gördünüz. Ona yardım etmemiz lazım. Onun için aramızda para toplayacağız. Şimdi Osman abi yanlış anlama ama Melahat Hanım'ın borcu çok fazla. Yani hepimiz bütün paramızı ortaya koysak bu paranın binde birini bile ödeyemeyiz. Arkadaşlar siz delirdiniz mi? 12 milyon dolar borcu var bu kadın. Bu para Türk parasıyla ne kadar eder hiç düşündünüz mü? Kaç para eder? 15 milyon yeni Türk lirası. Yani 15 trilyon. Çok paraymış be. Ya ben söylemeye çalıştım ama yanlış anladın Osman abi. Çocuklar hepiniz iyi niyetlisiniz. Biliyorum. Ayrıca bu kadar yardımsever, bu kadar iyi niyetli olduğunuz için de hepinizle gurur duyuyorum. Ama Melahat Hanım'ın durumu bizim içinden çıkamayacağımız bir durum. Yani bu borç bizi aşar arkadaşlar. Murat, ben bu kadar parayı nasıl öderim oğlum? Ödemeyeceksin ablacığım. Zaten hukuken ödemenize de gerek yok. Hadi bırakın artık ağlamayı. Nasıl hukuken ödememe gerek yok? Ablacığım, bu borç size eşinizden miras kalmadı mı? Evet. Tamam. Gideceğiz mahkemeye, reddi miras davası açacaksınız. Siz de bu şekilde bu borçtan kurtulmuş olacaksınız. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki de ciddiyim. Unuttunuz mu? Ben hukuk fakültesinde okuyorum. Avukat çıkacağım yakında. Ah benim canım. Seni Allah mı gönderdi karşıma? Omuzumdan o kadar büyük bir yük aldın ki Murat. Benimle evlenir misin Hülya? Cenk, çok romantiksin. Cevabını bekliyorum Hülya. Evlenir misin? Evet Cenk, evet. O zaman düğün hazırlıklarına bir an evvel başlayalım. Olur mu öyle şey? Gelip önce beni ailemden istemeniz lazım. İyi, halama söyleyeyim de müsait olduğunuz bir zamanda gelelim biz. Bana laf oyunları yapmayın. Hiç mi gurur yok sizde ya? O servet avcısı kızınıza söyleyin, bıraksın oğlumun peşine. Ağır konuşmaya başladınız ama Ahu Hanım.
kızım oğlunuzu seviyor. Onun için onunla beraber. Hayır efendim. Oğlumu sevmiyor. Oğlumun parasını seviyor. Ana kız Burak'ı altın yumurtlayan tavuk olarak görüyorsunuz. Yalan mı? Yeter ama artık. Şimdi derhal alın çantanızı ve terk edin gidin burayı. Melahat abla çok sinirlenmiştir ha. Derdiniz para değil mi? İstediğiniz kadar para yazayım. Yeter ki oğlumun yakasını bırakın. Terbiyesiz. Çık git buradan hadi. Hanımefendi hadi edebinizle çıkıp gidin. Başımızı belaya sokmayın bizim hadi. Kıbrıs. Hadi. Canım. Hadi canım. Yürümeyim sizi bir daha burada. Attırırım tozunuzu. Asabiyet ve tedavisi hakkında doktorunuza, yayınımıza bağlanarak soru sorabilirsiniz. Aa kız! Ver telefonu ver. Verersen bir öğrenelim babanın derdi var mıdır, onu çözebilirler mi? Doktor yardımcı olabilir mi? Ver. İyi günler. İyi yayınlar olsun. Benim bir kocam var. Kendisi sinir hastasıdır. Çok aksidir. Bir kızım var. Ellerinizden öper. 17 yaşında. Onunla bana yapmadığını, etmediğini bırakmaz doktor bey. Kendisi şeker hastasıdır. Vallahi da Safiye ablacığımdır bu. Şeker hastalığı kan dolaşımını da etkileyerek hastalarda sıklıkla cinsel performans eksikliğine de yol açar. Peki sizin eşinizde de böyle bir durum var mı? Tebe doktor bey sen ne dersin? Bizden geçti o işler. Biz kocamla yıllardır bacı kardeş ki biz Allah seni inandırsın. Çıkma bana. Safiye yenge ne der böyle? Bacı der. Kardeş de. Osman abi, ağam. Osman abi kim? Kaygana, ben seni ne kadar çok sevdiğimi daha önce sana söylemiş miydim? Eyvahlar olsun, gene bir şey isteyecek bu. Bence de. Yoksa niye boşu boşuna öpsün ki seni anneanne? Hayır. Evet, bir şey isteyeceğim. Ama size ait bir şey değil, bana ait olan bir şey isteyeceğim. Neymiş o? Kayganacığım, şu bileziklerimi artık geri alabilir miyim? Saçmalama, onlar benim bileziklerim. Ne demek benim bileziklerim ya? Bana ait olan bir şey nasıl vermezsin? Ali Kemal, bana yardım edersen sana olan borcumu ödeyeceğim. Söz mü? Söz Ali Kemal. Nasıl yardım edeceğim? Şimdi sen bu akşam kar maskeni alıp bize geleceksin. Uy, niye ki sizin eve kar mı yağıyor? Ali Kemal bırak şimdi oğlum, fıkrada yaşamıyoruz, gerçek hayatta yaşıyoruz. Fıkradaymış gibi davranma. Sen kar maskeni alıp bize geleceksin. Ben gece sana gizlice kapıyı açacağım. Sen içeri gireceksin. Benim kaygana şanzımanın odasına gideceksin. Ve onun altınlarını çalacaksın. Vay Sinan abim vay. Kapı nasıl mırıltıdır? Ayı mı vardır buraya ya? Gördün mü? Bakayım. Aferin Ali Kemal, harika. Şimdi ben hırsız var diye bağıracağım. Sen arada kaçacaksın tamam. Hazır mısın? Hazır. İmdat! Amanın hırsız var! Evimize... Kaçın abi, kaçın. Beni vermesin sakar elim. Ama yakalar mısınız? Gelin. Anneanne, gelin. Yakalar mısınız burada? Nerede? Ay, anne, çekil. Sinan! İtiraf ediyorum, sen hiç kusura bakmayasın. Ablacığım, ha bu bilezikleri çalmam için o göndermiştir beni. Sinan, doğru mu söylüyor Ali Kemal? Rezil. Karıcığım, kayganacığım. Bu bilezikleri geri almak için yapamayacağın kepazelik yok değil mi senin? Yalan söylüyor. Zaten Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Yeminle yalan söylüyor ablacığım. Ha o mafyanın parasını ödemek için bilezikleri çalalım dedi da. Vay be, boşu boşuna dememişler. Bu devirde babana bile güvenmeyecek. Can! Sinan! Allah bu geldiyse peşinden terlik geliyor. Ali Kemal koş! Yürü! Sen de. Şerefsiz! Şerefsiz! Aklıma gelmişken Amerika'dan yeni bir doktor gelmiş. Alanında çok iyiymiş. Nurten'e bir de ona göstersek diyorum. Ay hemen bir randevu alalım Mehmet. Tamam. Merak etme. Kızımız en kısa zamanda iyileşip ayağa kalkacak. Vay kaygana! Hayırdır bu bavulla tatile mi çıkıyorsun yoksa? Bavul benim değil senin salak, tanımadın mı? Benim bavul, ben mi tatile çıkıyorum yoksa? Salağa yatma Sinan, al bavulunu bir daha eve gelme. Nasıl yani ya, beni evden mi kovuyorsunuz? Gülbin nihayet anladı senin işe yaramaz bir adam olduğunu, boşanacak senden. Gülbin olamaz, Gülbin beni boşayamaz.
Kayganacığım yapma, kurbanın olurum. Ya sen neden benim nüfus cüzdanımı alıyorsun? Çocuk muyum ben? Evladım, nüfus cüzdanın sana niye lazım? Onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü Burak'la evleniyoruz. Onun için lazım. Ne dedin sen? Ne dedin? Burak'la evleniyorum mu dedin? Evet, Burak'la evleniyoruz dedim. Bizi ayırmayı beceremedin anne. Tuğçe! Tuğçe. Bu evlilik işini biraz ertelesek diyorum. Burak, şaka mı yapıyorsun? Burak, sen ciddi misin? Ertelememiz daha uygun olacak diye düşünüyorum. Burak, nasıl söylersin böyle bir şey? Biz herkesten gizli nikah kıyacağız demedik mi? Evleneceğiz demedik mi? Dedik ama. Dedik ama ne Burak? Dedik ama ne? Madem dedik, şimdi neden vazgeçiyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Ne oldu da bu hale geldin Burak? Ben Amerika'ya gidiyorum. Ne? Amerika'ya mı gidiyorsun? Burak, ne Amerika'sı? Nereden çıktı? Annemle babam okula orada devam etmemi istiyorlar. Peki biz ne olacağız Burak? Anla beni Tuğçe. Sen ne biçim bir adamsın ya? Hiç mi sevmedin beni? Ha? Bu kadar kolay mı vazgeçmek ha? Bu kadar kolay mı? Tuğçe. Tuğçe, annemle babam evlenmemize izin vermiyorlar. Onlara karşı gelemem. Ben senin için annemi karşıma aldım ama... Annem onlara inanma, güvenme demişti. Yani ne kadar haklıymış. Beni reddedeceklerini söylediler. Ne yapabilirim? Parayı bana tercih ettin değil mi? Ben de Murat. Yaptıkların için çok teşekkür ederim abi. Ne demek, rica ederim. Seni sürekli bizim okulun kampüsünde görüyorum. Senin bir durağın yok mu? Aslında ben de hukuk fakültesinde öğrenciyim. Öyle mi? Böyle boş zamanlarımda okul açlığımı çıkartmak için taksiye çıkıyorum. Aynen. Ben de tıp fakültesinde okuyorum. Biliyorum. Bir de benim annem de taksici. Aa, gerçekten mi? Gerçekten. Akasya durağında çalışıyor. Niye gülüyorsun? Alay mı ediyorsun? Kadın taksici olduğu için komik geldi değil mi? Ya vallahi kusura bakmadı, sinirlerim bozuldu biraz. Ben de Akasya durağında çalışıyorum. Aa, gerçekten? Tabii, hem de Melahat ablayı çok severim. Sen annemi gerçekten tanıyorsun. Abi, bugün kimle tanıştım biliyor musunuz? Kimle? Melahat ablanın kızı Tuğçe ile. Hadi ya. Melahat ablaya benziyor mu? Nasıl bir kız? Vallahi ne desem ki, böyle çok efendi, güzel, böyle çok düzgün hanım hanımcık bir kızdı. Murat, oğlum kızı ne biçim anlattın ya? Bana bak, aşık mı oldun lan yoksa? Dur be abi, hemen utandırma sen de insanı. Vay 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 seni. Vay. Eve döndüğümde seni evde bulacağımı düşünmüyordum. Ben de bir daha bu eve döneceğimi düşünmemiştim anne. Seninle bu evde yaşayamayacağımı düşünmüştüm. Ama gerçek bu değilmiş. Yerim senin yanınmış. Kızım. Seni bu kadar üzdüğü için o Burak elime geçse, onu şu anda parça parça ederim biliyor musun? Ona kızma anne. Aslında bundan birkaç saat önce ben de ona çok kızgındım. Ama şimdi gerçeği görmemi sağladığı için ona teşekkür etmek istiyorum. Canım benim, canım. Babam kıydı bize Zeyno. Beni başkasına verdiler. Nasıl başkasına verirler Zeyno? Seni başkasına yar etmem. Bir çare bul Zeyno. Kurtar beni, kurban olduğum. Ölürüm de seni başkasına yar etmem Zeyno. Sabreyle sana. Seyit, ne oldu oğlum ya? Zeyno'yu başkasına vermişler, ben gidiyorum. Dur ya, sakin ol. Nereye gidiyorsun? Zeyno'yu kaçırmaya gidiyorum. Oğlum, bu işler tek başına yapılır mı? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? Ben de geliyorum. Ben de seninle geliyorum. Seyit, kardeşim. Menajerin olarak Zeyno'yu kaçırmak için müthiş bir plan yaptım. Esak mı o? Esak. Şimdi gözünü kulağını dört aç ve beni dinle. Ali Kemal. Pardon Ali. Şimdi bakın arkadaşlar.
burası İstanbul. Urfa nerede Ali Kemal? Ha buraya dur. Ha, Urfa da burası. Şanlıurfa. Şanlıurfa. Sinan abicim, ha burası da bizim köydür. Karıştırma sen köyünü şimdi. Bak Seyit, şimdi İstanbul'dan yola çıkacağız ve bu yolu takip ederek Urfa'ya ulaşacağız. Nasıl plan ama? Ağam sen böyle dalga mı geçiyorsun? Niye? Böyle plan mı olur? Nesini beğenmedin planın Seyit? Neyse buna da şükür ya. Taksiyle mi gideceğiz? Tabii taksiyle gideceğiz. Benim taksiyle gideceğiz. Yani İstanbul, Urfa 18-19 saat. Şimdi yola çıksak yarın gece Şanlıurfa'dayız. Çok iyi ya. Ya ama Sinan abicim, ha buradan buraya uçak falan yok mudur? Yani uçak falan yoksa ben gelmiyorum. Oy. Ben gelmiyorum. Seni götüren var da gelmiyorsun sanki. Karışma. Git git etene. Hadi yallah. Sinan abicim kurban olayım sağ da. Ben de geleyim ne olur. Ha Zeyno yengemi kaçırırken ben de gözcülük yaparım oraya. Ağam gelsin ha. Belki bir yardımı olur ha. İyi peki gel. Ama yat kalk Seyit Ağa'na dua et. Tamam. Tamam tamam şu telefona bak yürü. Şimdi bak bak. Buyurun Akasya Duru. Evet efendim adresinizi alayım. Tamam efendim. Hemen taksiniz geleyi. İyi akşamlar. Tarık abicim, Yakut sitesi 26 numara. Tamam. Hadi size hayırlı yolculuklar abilerim. Eyvallah Tarıkçım. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın. Ağam, biz şimdi gidiyoruz ya. He? Nuri Baba'ya ne diyeceğiz? Ondan izin almak lazım gelir ha. Ya sen o konuyu bana bırak Seyitçim ya. Ben şimdi konuşur, izin alırım. Gel bakayım sen benimle. Alo? Alo Nuri Baba, kusura bakma. Önemli bir mevzu olmasaydı gecenin bu yarısında rahatsız etmezdim baba. Sinan ne oldu evladım? Yoksa durakta kötü bir şey mi oldu? Evet baba, kötü bir şey oldu ama durakta değil baba. Seyit'in köyünde kötü bir şey oldu. Allah Allah, bilmece gibi konuşma Sinan. Ne oldu Seyitlerin köyünde? Baba, Nuri Baba bunu söylemesi çok zor. Seyit'in annesi, Sümbül teyzem. Rahmetine kavuştu baba. Sizler ömür vefat etti. Daha iyi bir Sümbül teyzeyi kaybettik Nuri baba. Lan ne diyeyim ya? Allah korusun ya. Vah vah. Allah rahmet eylesin. Çocukcağız yıkılmıştır şimdi ya. Yıkılmak ne gerek baba. Bayıldı kaldı garibim. Hani Kemal ve ikimiz zor ayırttık baba. Sümbül teyze tam ölecek zamanı buldu ya. Kızın ağam bana mı saldır benim o? Seyit annesinin ölümünü bir türlü kabul edemedi baba. Seyit yanındaysa ben bir konuşayım, bir başsağlığı dileyim. Yok baba yok. Seyit konuşacak durumda değil Nuri baba. Babacığım ben en iyisi Seyit'i alayım Urfa'ya götüreyim annesinin cenazesini. Ha baba ne dersin? Sen niye gidiyorsun oğlum? Bırak kendi gitsin. Yok baba, Seyit gidecek durumda değil ki. Perişan çocuk. Arabayı kullanamaz maazallah, kaza falan yapar. Önünü göremiyor. Şu anda tam kurban edilecek malak gibi bana bakıyor baba. Baba gitti Sümbül teyzem. Baba gitti ya. İzin verirsen ben götüreyim baba. Gelirken de Sümbül teyzemin elmasından getiririm baba. Elma dedim. Tamam, tamam. Peki gidin hadi. Sağ ol baba, sağ ol, sağ ol. Tekrar başı sağ olsun. Söylerim baba. Ali Kemal sen niye ağlıyorsun? Vallahi senin abicim öyle tokunaklı ağladı ki... ...dayanamadım gözyaşlarıma da. Ali Kemal var ya, sen gerçekten tescilli safsın ha. Ağam şimdi onu boş ver Hasan. Allah geceden versin, anam sağdır. Sen şimdi ne yaptın ağam ya? Ya Allah uzun ömür versin Seyit. İzin kopardım baksana. Ya vakit kaybetmeyelim. Hadi gidelim düşün peşime. Yürüyün, yürüyün. Seyit kardeşim, önce ben kullanayım, yorulunca sen alırsın. Hep bir arada ben... Hadi gidelim. Gençler duraksın emanet. Hadi görüşürüz. Çaya iyi bakın. Hadi alay emanet. Hadi yolun açık olsun abi. Hadi güle güle git. Şırnak'ın Uludere ilçesinde mayın patladı.
Yapılan açıklamaya göre Şırnak Uludere Dağlık Arazi kesiminde dün akşam yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış mayına basma sonucu bir askerle bir geçici köy korucusu şehit oldu. İki askerin durumu ciddiyetini koruyor. Mert de aralarında mı acaba? Allah'ım sen evladımı koru yarabbim. Hem benim evladımı hem diğer vatan evlatlarını koru. Alo Zeynep, size çok güzel bir haberim vardır. Güzel haber mi? Nedir Seyit? Yola çıkmışık, Urfa'ya geliyik. Urfa'ya mı gelişsiniz? He, Urfa'ya geliyik. Bak şimdi, sen bohçanı hazır edesen. Evden alacağın ne varsa alasan. Yarın gece seni kaçırıyık Zeynep. Seyit sen ne diyorsun? Babamlar öldürür seni. Babayın kurşunu beni öldürmez Zeynep. Asıl seni başkasına verirlerse o öldürür beni. Yarın gece uyumayasan, hazır olasan, bekliyorsan geliyik, kaçıyık Zeynep. Tamam Seyit'im, yolayım gözleyeceğim. Hadi yolunuz açık ola, Allah yardımcınız ola. Sağ ol Zeynep. Tamamdır ağam, Zeynep bizi bekleyecek. İyi. Ya abiler, bakın aklıma ne geldi. Ha bu Türk filmlerinde olay ya. Hani biz bu Zeynep'in yerine anasını kaçırsak yanlışlıkla nasıl olur ha? Ali Kemal, vallahi biz anasını kaçırmayız da sen yanlışlıkla Zeyno'nun anasını değil, pala büyüklü babasını kaçırırsın. Ağam hakikaten çok komiksin ha. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin Ali baba. Hoş geldin kardeşlik. Sana bir demli çay yapayım, içer misin? Hoş geldin baba. Osman. Sen Ali Kemal'in işini niye yapıyorsun oğlum? Ali Kemal nerede? Neyse, sabah sabah o vitaminsizden bahsedip de keyfini kaçırmak istemem. Sana ben bir demli çay yapayım. Baba, Ali Kemal dün Seyit'le beraber Urfa'ya gitmiş. Urfa'ya mı gitmiş? Galiba Seyit'in annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ülü olmuş işte. İyi de Ali Kemal niye gidiyor ya? İmam mı oğlum bu adam? Ölüyü mü yıkayacak? Sinan gitti ya çocukla beraber. Allah Allah. Çocuğun bu zor gününde belki böyle destek olmak istemiştir babaya ama. Ağam. Şimdi biz Urfa'ya gidiyoruz ya. He. İyidir koştur da sen Gülbin yengemden izin almış mısın? Hani bir tatsızlık falan çıkmasın yani. Düşündüğün şeye bak be Seyit kardeşim. Biz Gülbin yengenle hala küsüz. Zeyno'yu kaçırıp gelene kadar çok daha barışırız. Aha duraktan arıyorlar. Alo. Sinan oğlum. Efendim Nuri baba. Babacığım ben Seyit'le beraber gideyim. Yalnız bırakmayayım çocuğu dedin. Tamam anladık, kabul ettik. Peki Ali Kemal'i niye kendinize götürdünüz lan ha? Deli misin sen? Ben sana her daim söylüyorum Sinan delidir diye. Yeni mi anladın be? Aa. Vallahi biz götürmedik baba. Ali Kemal gizlice binmiş arabaya, arkaya saklanmış. Biz fark ettiğimizde çoktan İstanbul'un dışına çıkmıştık. Yani geri getiremedik Ali Kemal'i baba. O yüzden, yoksa biliyorsun sen beni, hiç alır mıyım Ali Kemal'i ben yanıma ya? Oğlum sen kimi kandırıyorsun ya? Malal okuma bana! Aşk olsun baba, ben hiç sana yalan söyler miyim? Vallahi kalbimi kırdın ha. Sen İstanbul'a dön de o zaman hesaplaşacağız seninle Sinan. Kapattı. Ya Sinan abicim niye yalan konuşuyorsun? Ha bu taksiye biz beraber pinmedik mi? Pinduk mu? Ben mi pindurdum? Sen pindun. Kim pindu? Ben şimdi pindiriyorum mu indiriyorum mu ha? Senin yüzünden dünya nazarını içtim Nuri Baba'dan ya. Adam kaza yapacak. Ya adam önüne bakırsan ha. Bizi Urfa'ya cenazeyi mi götüreceksin ya? Ya tamam Seyit kardeşim sakin ol ya. Zeyno'ya kavuşmadan ben senin ölmene izin verir miyim kardeşim? Deli misin nesin? Ödümü koparttınız ya. Korkuttu hepimizi ya. Korkmayın, korkmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Vurma. Ay benim güzel kızım. Bana kahvaltılarımı hazırlamış. Hep sen mi hazırlayacaksın canım? Birazcık da biz hazırlayalım. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Çiçekler de koymuşsun. Oh, pek güzel. Sana dünyanın en güzel kahvaltısını bile hazırlasamaz annem. Sen dünyanın en tatlı, en şeker, en iyi annesisin. Peki sen bu menemeni nasıl öğrendin? Sen bu kadar marifetli miydin yoksa? Değil de çünkü yani yiyince sen de soğanları yaktığımı anlayacaksın. Yaktın yani soğanları.
Üzülme, zamanla öğrenirsin. Canım benim. Gel anneciğim seni bir öpsün. Canım benim. Ah yavrum, ben bugünleri ne kadar özlemişim Tuğçe. Hadi otur, kahvaltımızı yapalım. Hadi. Anneciğim ben yemeyeyim, okula geç kalacağım. Hani otobüsü kaçırmayayım. Evladım aç açına okula gidilir mi hiç? Anneciğim ben zaten hazırlarken üstünden bir şeyler atıştırdım, sen ye. Peki anladım. Allah zihin açıklığı versin, hadi bakalım. Sağ ol anneciğim. Güle güle yavrum. Vay terbiyesizler vay! Size de iyi günler Mazhar Bey. Size de iyi günler. Affedersiniz Mazhar Bey. Bu terbiyesizler sizin soyadınız mı? Bu da göğe espri yapıyor. Salak. Bu salak da sizin herhalde ikinci soyadınız. Yani kızlık soyadınız herhalde. Bana bakın. Geçen gün benim yeğenimi buradan Yeşilköy Havaalanı'na götürmüşsünüz. Tam 50 lirasını almışsınız. Utanmıyor musunuz siz müşteriyi kazıklamaya? İşte bu yüzden sizleri kovduracağım asılak ha! Murat çocuğum, benim mahkeme müdafamı hazırla. Çünkü birazdan bu herifi boğacağım. Ay kapı! Yanımı şuraya kovmak geldi! Ah! Ah! Herif kudurdu! Herif kudurdu! İmdat! Ay kudurdu bu herif. Öldüreceğim o herifi. Sakin ol Osman ya abi. Ya Osman sakin ol lütfen. Allah Allah! Mazhar Beyciğim, siz de lütfen ortalığı karıştırmayın efendim. Yani taksimetre diye bir şey var. Taksimetre ne yazıyorsa biz müşteriden o parayı alıyoruz ya. Benim öyle güçlü dostlarım var ki, bilseniz ağzınız beş karış açık kalır ha. Saklanma öyle Nur Ağzı'nın arkasına. Çıkar meydandan. Osman abi. Çek yiyorum sana be. Güreşalım gel hadi burada. Mazhar Bey. Abi sakin siz bu durağı neden kapattırıyorsunuz acaba? Hani bizim bu durakla ilgili büyük hayallerimiz vardı. Ne hayali? Hani bir taksici gazetesi çıkaracaktık. Sonra siz baş yazar olacaktınız ya. Ama bu konuda siz bir şey yapmadınız ki. Olur mu canım? Biz bütün arkadaşlar olarak yazımızı yazdık. Bir tek sizin yazınız eksik. Halk bu anı bekliyor tabii. Öyle mi? Niye bana haber vermediniz? Niye bana söylemediniz? Ama hemen gidip hazırlamam lazım. Hemen gidip yazıyı hazırlamam lazım tabii, benim. Tabii durduğunuz kapı. Hadi geç kaldık. Geç kaldık, geç kaldık. Ne salak herif be. Oğlum Murat, sen bizim Sinan'la biraz fazla vakit geçirmeye başladın galiba. Niye öyle diyorsun ki be baba? Ne bileyim, üçkağıtçılıkta Sinan'ı geçtin. Baksana, adamın ayaküstü kandırdın gönderdin ya. Tabii Nuru baba. Körle yatan şaşı kalkar derler ya. Sinan'la da yatan profesör kalkacak değil ya. Bunun gibi üçkağıtçı olacak işte. Baba, biz bu adamı böyle göndermeseydik sabaha kadar kafamızı ütülerdi. Doğru oldu. En iyisini yaptın Murat, boş ver. Murat kızarım. Kusura bakma be, latife yaptım sana demin. İyi yaptın ya. Yoksa bu herifi öldürüp de hapishanelerde çürüyecektim ben be. Baba, benim derse yetişmem lazım, çıkıyorum ben. Hadi Allah zihin açıklığı versin oğlum. Kolay gelsin. Sağ ol babacığım. Güle güle çocuğum. İyi dersler. Sağ olun, kolay gelsin. Nerede kaldı bu otobüs ya? Geç kalacağım bu gidişle. Günaydın Tuğçe, nasılsın? Günaydın Murat, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Okula gidiyorum. Ben de okula gidiyorum. Gel beraber gidelim hadi. Tamam, süper olur. Hazır gibi yetiştim. Tuğçe, ne yaptınız? Melahat ablayla barıştınız mı? Evet, barıştık. Oh, çok sevindim. Bu arada sana çok teşekkür ederim Murat. Neden, ne için? Bana cesaret verdiğin için. Yani eğer sen gidip annenle konuş diye ısrar etmeseydin kim bilir daha ne kadar küs kalacaktık. Olur mu hiç öyle şey Tuğçe? Hiç anneyle kız küs kalabilirler mi? Canım annem, onu dinlemediğim, kırdığım için o kadar çok kızıyorum ki kendime. Bence her şeye olumlu yönden bakmalısın. Yani en azından yaptığın hatanın farkına varmışsındır. Değil mi? Haklısın. Anne, sana bir haberim var. İyi bir haber mi? Senin açından bakarsak süper bir haber. Meraklandım şimdi. Neymiş bu haber Burak? Tuğçe ile ayrıldık. Öyle mi? Ben sana ne demiştim Hazım? Benim oğlum akıllıdır.
göreceksin. Sonunda doğruyu bulacak dememiş miydim? Aferin oğlum. Doğru olanı yapmışsın. Doğruyu mu yaptın çok emin değilim. İçinde hala bir şüphe mi var oğlum? Meraklanma. Zamanla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Oh! Ferah kahvelerin olsun Gülbinciğim. Afiyet olsun Safiş. Anne, biliyor musun? Safiş çok güzel fal bakar. Ya, doğru mu Safiş? Aman, deli dedi, akıllı da inandı. Tabi ne anlarım ben fal bakmaktan? Temmüneciğim, şey mi yedim ben? Aa, bu fala bakacaksın. Ölümü gör bak, vallahi kırılırım. Aman be Şaziman Hanım. Sen bu şapşırın ipiyle ne inersin kuyuya, bakamam ben. Ya Safiş, ne olur baksan, amma naz yaptın ha. 2 dakika atıvereceksin işte. Aman ne olur baksan Safiş. De hadi ver bakalım. De kırmayayım sizi. Çok ısrara dayanamam ben. Sen var ya. Tutasan bir dilek bakalım Şaziman Hanım. Tuttum. Tefalın fallasın, kısmetin ballansın. Ay inşallah. Aa! Ne oldu? De Mari Şaziman Hanım, te için kapkara olmuş senin. Sinan gibi damadın olursa senin de için kararır. Dünyamı kararttı o benim, dünyamı. Anne. Kız, görünür sana çok müjdeli bir haber te 3 vakte kadar. Deme kız. İster misin Safiş temelli kurtulayım Sinan'dan? Anne! Anne! Anne kadar başına taş düşsün inşallah. Evime kadar giriyor, bileziklerimi çalıyor, bana müdafaa ettiği adama bak. Anne! Unutma ki o bilezikler Sinan'ın paralarıyla alındı. Eğer adamın paralarına el koymasaydın, o da bilezikleri çalmak zorunda kalmazdı. Bak, 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 dillere bak. Koca da koca olsa bari. 3 kağıtçı sahtekar, kıtıpiyoz. Kötü biri var burada. Te gözünü dikmiş böyle bakar. Te kollarsın. E tamam Sinan işte. Çalamadı ya bileziklerimi. Onları çalmak için kollar beni. Ay Safiye. Kız sen her şeyi bildin. Kız hasta görünür burada. Var mı hasta? Aa vallahi doğru. Necip ağlam hasta ya anne. E pes vallahi Safiye. Her şeyi bildin. Ben senin yerinde olsam, bu kadar da fal bilgim olsa, parayla yaparım bu işi, tonla para kazanırım ayol. Tabii tabii. Sonra Osman Aga duysun, öldürsün beni öyle değil mi? Bunu mu beklersiniz de? Bu kadar bıktınız mı benden ha? Söyleyin. Ay aşk olsun Safiş, gizlice yaparsın. Hem Osman abi nereden bilecek ya? Ha bak öyle olur. Kız Gülbin. Müşteri bulunur mu bu fal işine? Ya bulunmaz mı Safiş? Baksana etrafına, her yer fal kafe dolu. Eğer iş yapmasa açarlar mı onca kafeyi ya? Gülbin haklı valla. Emi de çok haklı. Olur bu iş valla. Ya olur tabii. Hem aklına yattı galiba senin Safiş bu iş. Biz sana hem kuaförden de bir sürü müşteri yollarız. Hı. Bak Safiye. Ben sana gönderdiğim müşteriden komisyonumu alırım ona göre. Te anlaştık be Şaziman Hanım. Oldu bu iş. Hadi uzat elini ortak. Nuri Baba, bana birkaç saat izin verir misiniz? Hayrola Mehmet Hoca, bir işiniz mi var? Amerika'dan bir doktor gelmiş. Alanında çok iyiymiş. Çok methettiler. Zar zor da randevu alabildik. Nurten'i bir de ona gösterelim diyorum. İnşallah hayırlı bir haber alırsınız hocam. Hadi bakalım. Mehmet Hoca, Nurten kızımızın yürüdüğünü bir görem. Vallahi ülsem de gam yemem. Sağ olasın Osman abi. Nurten'in yürüdüğünü hep beraber göreceğiz inşallah. İnşallah. Hadi bana müsaade. Günaydın Mehmet Bey. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nuri Bey. Osman Bey günaydın. Günaydın Melahat Hanım. Ayrola. Bile ellerinizde çiçekler açmış. Hakikaten de sizi uzun zamandır bu kadar neşeli görmemiştik Melahat Hanım. Hayırdır? Tuğçe ile barıştık. Oo gözünüz aydın efendim. Daha iyi haberlerim de var. Tuğçe Burak'tan ayrıldı. Yani evlenmekten vazgeçti. Ben demiştim size. Sonunda annesinin dediğine geldi demek ha? Evet. Evet de Nuri Bey, sizi biraz dalgın görüyorum ben. Bir şey mi oldu? Mert'i düşünüyorum Melahat Hanım. Yani haberleri dinledikçe içime bir kurt düşüyor. Acaba oğluma bir şey mi oldu diye sabahlara kadar uyku tutmuyor. Allah korusun. İşte anne baba olmak böyle bir şey. Alo. Baba, nasılsın? Mert, sen misin oğlum? Nasılsın evladım? Bomba gibiyim baba, sen nasılsın? Sesini duyunca içim ferahladı Mert. Dün akşam haberlerde izledim, orada mayın patlamış galiba.
Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Baba izleme şu haberleri ya. Tamam evladım tamam. Her şey iyi mi? Paraya ihtiyacın var mı? Sana para göndereyim mi Mert? Sağ ol baba, param ver benim. Baba. Ne var evladım? Bu önümüzdeki 3 gün seni arayamazsam sakın telaşlanma olur mu? Niye? Hayrola ne var? Araziye çıkıyoruz baba. Operasyona mı gidiyorsunuz Mert ha? Nereye gidiyorsunuz? Baba telaşlanma hemen. Bize de söylemiyorlar daha. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ama korkacak bir şey yok herhalde. Baba ellerinden öperim. Ben de gözlerinden öperim evladım. Bir şey mi oldu Nuri Bey? Operasyona gidiyorlarmış. Gene uyku durdurak yok artık. Düşünme be Nuri kardeşlik. Allah yardımcısıdır çocuklarımızın. İnşallah. İnşallah. Burak, durup dururken nereden çıktı abi bu Amerika sevdası? Ne yapayım abi? Annemler Amerika'da okumamı istiyor. Hayda. Peki sen bu konudan Tuğçe'ye bahsettin mi? Ayrıldık Tuğçe'yle. Şaka mı abi bu ya? Abi sen ciddi misin? Abi bizim de hiçbir şeyden haberimiz olmadı ya. Elimi tut. Ne? Elimi tut dedim. Abi bu Tuğçe değil mi? Yanındaki kim? Hemen de bulmuş birini. Tuğçe ne oluyor? Yürü hadi. Tuğçe ne yapıyorsun? Ne kadar komiksin sen. Canım benim. Anlaşıldı şimdi. Tuğçe! Bula bula bu taksiciyi mi buldun benden sonra? Hı? Bravo sana tebrik ederim. Hala yeni bulmuşsun işte. Sana da bu yakışırdı zaten. Hiç değilse bir erkekle beraberim. Senin gibi annesinin sözünden çıkamayan bir korkakla beraber olmaktan 1000 kat daha iyi, anladın mı beni? Kızım bak doğru konuş, senin ağzını... Hop 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 arkadaşım. Ne yapıyorsun sen? Adam gibi konuşamıyor musun sen? Ne bu eller kollar? Adamlığı senden mi öğreneceğim lan? Taksici parçası. Sen nesin be, sen kimsin? Kaç görüşlü adamsın sen? Bak ne yapıyorsun? Çekil, çekil şuradan, çekil. Hadi. Ne oldu? Üstüme de gelemiyor. Ne biçim adam bu ya? Hadi. Ne oldu? Bak. Ne oldu? Yeter lan! İyi misin? İyi misin? Bir şey değil mi? İyi misin? Murat! Ne oldu lan? Bir dakika ya. Çekil! Murat! Murat ne oluyor? Neden konuşmuyorsun benimle? Ne istiyorsun Tuğçe? Ne istiyorsun? Eski erkek arkadaşını kıskandırmak için kullandın beni. Amacına ulaştın. Daha ne istiyorsun? Murat! Hoş geldin ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kayışını bağla. Al bakalım şu paranı gözüm. Yok, yok aga, yok, yok. Şimdi vermeyeceksin. Ya ne zamanki araba duracak? Taksimetreye bakacağız, ondan sonra vereceksin ha. Yok yok, bu senin bahşişin. Beni iyi ver. Ben Çukurova'nın ağalarındanım. Ben taksiye binince hemen veririm bahşiş. O senin hakkın. Öyle mi? Aga'nın eli tutulmasın da bakalım nereye gideriz aga? İstanbul'a eğlenmeye geldim. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Ağanı götür bakalım şu güzel karıların yanına. Karı mı? Ne karısı? Ya güzel karılar. Bunda anlamayacak ne var? Gönlüm eğlence istiyor. Sen bilirsin güzel karılar nedir. Ben bilmem öyle şeyleri aga. Bilirsin, bilirsin. Al şu parayı da bana göster güzel karılar gelirler. Aga, ben bilmem dediysem bilmem. Asabımı bozma. Anladın mı? Hadi, hadi. Sen eski taksicisin. Çok müşteri götürmüşsündür karıların yanına. Zaten siz eski ve yeni ne kadar taksici varsa hepiniz götürüyorsunuz müşterilere karıları. O zaman ben de al şu parayı, daha fazla vermem. Aga! Bak benim yüzüme. Benim buynuzlarım var mı ha? Buynuzlarım var mı? Bende muhabbet tellalına benzer bir surat var mı ha? Yok. O zaman ne halt etmeye beni kudurursun, neden beni karılara götür diye tutturursun ha? Cibiliyetsiz, aysiyetsiz, zihniyetsiz. Yalatayım mı sana bunları ha? Yalatayım mı sana şaba? Dur anam ya! Nerede benim sopam nerede? Nerede benim sopam ha? Allah Allah! Polis! Seni kırık edeceğim seni! Polis! Aferin! Geliyordu bu! Kırlar sonra! Geleşir bak! Geliyordu bu! Bakalım ha.
aferin, düzgün olsun. Pek de güzel durdu. Ay anne, delirdin mi sen ya? Babam evde fal baktığını duyarsa öldürür seni valla. Sen söylemezsen nereden bilecek susak? Allah aşkına ben söylemesem ne olacak sanki? Eve geldiğinde görmeyecek mi bu yazıyı? Sonra kendine kaçacak deli kararsın artık. Kızım, bak ben önce sen kadardım, sonra kendim kadar oldum. Senin kadar kafam çalışır herhalde benim. Te baban gelmeden bu yazıyı herhalde sökeceğiz. Osman'ımın ruhu bile duymayacak. İyi, ben söyleyeyim de sonra söylemedi demezsin. Aman Aslı, benden düştü beni beğenmez ha? Ben işime bakarım. Te alo Gülbi. Te iyi günler. Şekerim, fal bilim merkezi açıldı. Müşterileri beklerim. Öptüm. Vay. Evet. Bakalım beğenecek misiniz? Ali Kemal'in kahvesi gibi olmuş. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sağ olun. Be, öldürecek. Sebebim olacak bu mesleklerim ha. Hah. Ya dur Osman dur. Niye kızdın gene? Anlatacağım kardeşlik, anlatacağım da şimdi Melahat Hanım'ın yanında söyleyemem. Hicap duyarım. Hicap duymayın. Anlatın Allah aşkına. Çekinmeyin benden. Efendim, benim arabama bir adam dedi. Yani ben adam dediysem siz buna inanmayın. Sözün gelişi. Adam agaymış. İstanbul'a eğlenmeye gelmiş. Bunda ne yanlışlık var? Adam İstanbul'a evlenmeye gelecek tabii. Ha, dur be mübarek, sözün sonunu dinle. Efendim, adam taksiye bindi, biner binmez bir 50 kağıt burama sokuşturdu. Dedi ki, beni karılara götür. Hangi aman kadınlara? Kadınlara yani. Ne kadınlara? Anlamıyorum. Efendim, şöyle yani var ya. Gene anlayamadım. Yani nasıl kadınlar? Kötü kadınlar. Şimdi anladım. Ki sen ne yaptın Osman? Ne yapacağım? Böyle tepemin tası attı. İki tane şamaş yalattım. Aldım kaptım sopamı. Başladım bunun peşinden koşma. Vurdum kafasına, vurdum kafasına. Başladı kaçma. Böyle k***dan vura vura tabanları. Ondan sonra doğru memleketine gitmiştir herhalde. Memleketi neresiyse bilmem. İyi yapmışsınız be Osman Bey. Merhaba Melahat ablacığım. Merhaba yavrum. Merhaba ablacığım. Merhaba. Merhaba, merhaba Nur baba. Hoş geldiniz çocuklar. Çayınızı kendiniz alın. Biliyorsunuz Ali Kemal Urfa'ya gitti. Ya ne yaptılar acaba ya? İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Tarık, başlarına niye kötü şey geliyor çocuk? Kız kaçırmaya gittiler ya Melahat abla. Ne? Kız mı kaçırmışlar? Sen ne dedin bakayım az önce? Söyle bakayım. Bir şey söylemedim baba. Urfa'ya gittiler ya, ondan bahsediyorum ben. Dur şimdi, kıvırma şimdi. Az önce kız, mız, kaçırma falan dedin. Ne? Ağzından baklayı çıkarttın. Devamını da getir bakayım çocuğum. Siz bilmiyorsunuz değil mi baba? Seyit'in sevgilisi Zeyno'yu başkasına vermişler. Eysi, onlar da bunu duyunca plan yaptılar. Sonra da Zeyno'yu kaçırmak için köye gittiler. Gördünüz mü? Bana da yalan söylediler. Ah namussuz Sinan, ben sorarım sana. Dedikodu olmasın ama her şey bu Sinan'ın başının altından çıkar. Ben demedi demem. Zeynep bu güzellik var mı suyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Arife gününde bayram ayında. Zeynep'im Zeynep'im. Duraktan arıyorlar arkadaşlar. Alo. Sinan, sen ne yalancı adamsın be? Ayak işte 50 tane yalan uyduruyorsun. Bak yeni bir yalanın daha çıktı ortaya. Pardon baba, yani yalan derken? Tabii. O kadar çok yalan söylüyorsun ki hangi yalanının ortaya çıktığını nereden bileceksin? Hani Seyit'in annesi ölmüştü be? Seyit'in annesi ölmemiş mi baba? Pardon, bunun yalan neresinde baba? Sinan, bana laf cambazlıkları yapmaya kalkma. Urfa'ya kız kaçırmaya gittiğinizi biliyorum. Oğlum siz delirdiniz mi? Canınızı mı sıçradınız be? Ne oldu Yakan? Nuri Baba Zeyno'yu kaçırmaya gittiğimizi öğrenmiş arkadaşlar. Şapa oturduk bu hafta. Bittik biz, bittim. Bana bak Sinan. Öldürürler sizi orada. Başınız daha fazla derde girmeden önce en yakın sapaktan dönün ve gelin buraya.
Yoksa ikinizi de atarım vallahi öyle. Baba, Nuri baba, şu anda biz tünele giriyoruz baba. O yüzden sesim böyle kesik geliyor. Anlayayım. Alo. Bak baba, giriyoruz tünele. Girdik baba. Alo, kesildi baba. Ya ağam, şimdi biz döndüğümüzde Nuri babanın sıfatıya nasıl bakacağız? Keşke yalan demeyeydin ha. Saçmalama Seyit ya. Adam öğrenmiş Zeyno'yu kaçırmaya gittiğimizi. Dönün gelin diyor. İzin verir mi hiç ya? Yine de ayıp ettik ağam ya. Ya Seyit abicim sen hiç merak etme. Nuri babacığım saman alevi gibi anında parlar, anında söner. Ya olsun, yine de yalan söylemeyedik ya. Yok yok, şimdi gider biz onun elini öperiz, özür dileriz, o bizi affeder. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben bunu hep yapıyorum. Evet, omurilik felci. Omurlar ususta gelmiş ve kayma olmuş. Bu yüzden felç var. Peki iyileşme şansı var mı? Evet, ama sadece spinal füjyonda ameliyat ile yürüyebilir. Doktor bey, peki nasıl bir ameliyat bu? Çok mu zor? Spinal füjyonda iki tane graf var, otograf ve alograf. Burasını anlayamadık. Bakın böyle. Sizden bir kemik alabiliriz veya sentetik kemik kullanabiliriz ya da mekanik enstrümanlar kullanabiliriz. Böylece bu bölge kuvvetleniyor ve hasta normal fonksiyonlarını yapabilir. Ama yani anlıyorsunuz, yama gibi. Peki iyileşme ihtimalim nedir doktor bey? %80. %80 mi? Evet, genellikle birçok hasta yürüyor. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Peki doktor bey, bu pahalı bir ameliyat mı? Hastane ücreti, ameliyat ücreti ve doktor ücreti hemen hemen 40.000 TL. 40.000 TL. Bizim için biraz çokmuş. Ama önemli değil. Bir süre sonra toplarız bu parayı. Tamam ama ben 10 gün sonra Amerika'ya dönmem lazım. Bu yüzden bu ameliyatı bugünlerde yapmak lazım. Anlıyorum doktor bey. Tamam. Bu parayı denkleştirelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Nur Beyciğim. Buyurun efendim, demli çayınız. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Buyurun Osman Bey. Teşekkür ederim Melahat Hanım. Çocuklar gelin alın çaylarınızı. Evet. Merhaba. Mehmet Hoca ne oldu? Haberler kötü mü Mehmet Hoca? Maalesef kötü. Yoksa Nurtaya kızımız iş yürüyemeyecek mi Mehmet Hoca? Ameliyat olursa %80 yürüme şansı var Nurtaya. Şükürler olsun. Ya, insafsız Mehmet Hoca. Bizi de korkuttun be. Ben de sandım iş yürüyemeyecek. Yani Osman haklı Mehmet Hoca. Yıllardır Allah'ım ne olur yürüsün diye dua ettiğin kızın sonunda yürüyecekmiş. Sevinmiyor musun hiç? Sevinmez olur muyum Nuri Baba? Yüreğim pırpır ediyor. Hayatta en çok istediğim şey kızımı yürürken görmekti. Onun olabileceğini öğrendim. Çok sevinçliyim. Ama ameliyat için çok para gerekti. Ne kadar gerekli bunun için Mehmet Hoca? 40.000 yeni Türk lirası. Oha! Affedersiniz Melahat Hanım, yani çok paramış demek istedim yani. Yok rica ederim. Aslında siz hislerimize tercüman oldunuz. İyi de bu kolay kolay bulunacak bir para değil ki. Siz bir süredir ameliyat için para biriktiriyordunuz. Ne kadar da biriktirdiniz? Yaklaşık 5.000. Demek ki 35.000 lira eksiğimiz var. Nereden bulup temin edeceğim bilmem ki. Ya Mehmet Hoca, sen aramızdaki en iyimser şofördün. Dur, hemen bu kadar karamsar olma, daha zamanımız var. Mutlaka toplarsınız bu parayı. Zamanımız yok Nuri Baba. Doktor 10 gün sonra Amerika'ya geri dönecek. Eğer bu süre zarfında parayı toplayamazsam ameliyat yaptıramayacağız Nurten. O zaman hepimiz aramızda toplarız parayı. Biz aile değil miyiz? Tabii ki aileyiz Osman abi. Nurten bizim de kızımız değil mi? Tabii bizim kızımız. O zaman biz aramızda toplarız. Yeter ki bir kere kızımız yürüsün. Ha? Evet Mehmet Hoca. Arkadaşlar bu parayı aramızda topluyoruz. Benim bankada 11.000 liram var. Onu veriyorum.
Beni utandırıyorsunuz Nuri Baba, bunu kabul edemem. Nurten bizim de kızımız Mehmet Hoca. İtiraz istemiyorum. Sağ ol. Bak, benim bankada 4500 YTL'm var. Daha çok vermek isterdim ama bilirsin, Safiye gibi bir karısı olan adamın daha fazla parası olmaz bankada. Sağ olasın Osman abi. Benim hiç param yok Mehmet Hoca. Ama ana yadigarı bir altın bileziğim var. Saklamıştım. 1,5-2000 YTL eder sanıyorum. Ben de onu vereyim size. Çok teşekkür ederim Melahat Hanım. Ne demek Mehmet Hocam? Benim de 700 liram var. Ben de onu veriyorum. Hocam kabul edersen benim de 1200 liram var. Benim de 800 liram var hocam, onu veriyorum. Sağ olun çocuklar. Ama yine de hepsini de toplasak 25.000 lira falan ediyor. En az 15.000 lira eksiğimiz var. Üzülme Mehmet Hoca be. Allah büyüktür. Eskilerimizin bir lafı vardır. Kul sıkışmazsa Hızır yetişmez derler. Bir yerden çıkacaktır bunun devamı, merak etmeyin. İnşallah. Alo, buyurun Akasya durağı. Adresi alayım efendim. Tamam efendim, hemen geliyor taksi. Melahat Hanım, Sarmaşık Sokak 44. Tamam Nuri Bey. Unutma Mehmet Hoca. Unutma. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Sağ olun. Ayrılın hanımlar. Kardeş, bizi kuaförden gönderdiler. Falcı varmış burada. Aa, öyle mi? De hoş geldiniz. De buyurun, buyurun. Falcı benim. Geç kardeş, geç, geç. De buyurun, hoş geldiniz tekrar. Baştaki oda salon, buyurun, geçin. Dilek, gel, gel, gel. Efendim kızım, iki tane kahve yap, müşteri geldi. Hadi yavrum. Tamam. Nerru, nerede kaldı bu taksi? Durağı aradım hayatım, şimdi gelir. Sen mutlaka yanlış numarayı aramışsındır. Doğru arasaydın şimdiye kadar gelirdi taksi. Bak işte geliyor. Ay iyi ki bir işi becerdin yani. Ne yapalım? Madalya mı takalım sana Ferru? Dur, dur, dur. Geç kardeşim. Nereye gidiyoruz beyefendi? Üsküdar'a gidiyoruz kardeş. Peki hanımefendi. Çok sıcak değil mi karıcığım? Adam olsaydın da güneye bir yerlere tatile götürseydin Ferru. Cümle alem tatilde. Biz ise İstanbul'dayız. Sayende kök saldık buraya. Ama hayatım biliyorsun iş durumları çok kötü. Tatile çıkacak paramız yok. Ay Ferru, ben senin başka zamanlarında bilirim. Hep parasızdın zaten. Hep züğürttün. Ah ah. El alem karılarını saraylarda yaşatıyor. Ben iki göz odada ömrümü çürütüyorum. Ama hayatım... Sus! Bana hayatım deme Ferru! Hayatım deme bana! Hayatım... Hala hayatım diyorsun. Gençliğimi yedim Ferru. Gençliğimi yedim, bitirdin. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sine be! Tövbe tövbe. Bu ne ya? Kadın kadın değil, cadı resmen. Temare, yalnız parayı peşin alırım. Ne kadar abla? 20 YTL. Buyur abla. Oh! Para veren para bulsun, sonra gelip yine beni bulsun inşallah. Bakalım. Bak, 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 bak. Temari senin böyle köpek gibi bir düşmanın var. Te kapkara bir şey. Te kocanla aranı bozmak isterler. Te ayırmak isterler kocandan. Kaynanam, gördün mü? Fazla da çıktı. Tabii benim falımda her bir şey çıkar zaten, gizli bir şey kalmaz. Dilek, kapıya bak kızım. Bakıyorum anne. Ondan sonra iki tane yol var size. İyi günler. Merhaba. Falcı evi burası mı? Evet, buyurun. Acil bir telefon çalacak evde. Zırr zırr açacaksınız. Peki müjdeli haber. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gel kardeş, gel otur, otur. Ben ilk önce bakayım hanımların fallarına. Çıkarayım kısmetlerini bir bir. Sonra bakacağım senin falına. Ya, Dilek, kızım, kahveci güzelim benim. Yap ablana bir şöyle bol köpüklü kahve de içsin bu arada. Hadi kızım. Tamam. Gençliğimi verdim sana Ferru, gençliğimi. Saçımı süpürge ettim. Sen ne verdin ha? Hiç. Ayol başkası olsa dünyaları sermişti ayaklarımı. Ay sümsük.
Hanımefendi, başından beri karışmayayım diyorum ama kocanıza biraz haksızlık etmiyor musunuz? Taş olsa çatlar bu söyledikleriniz yüzünden. Adamcağız yazık, dut yemiş bülbül gibi susuyor orada. Aa, sana ne oluyor hanım? Sen kim oluyorsun da karı koca arasında giriyorsun? Haddini bil. Haklısınız. Normalde ben de karışmam böyle şeylere ama dayanamadım. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Eşinize bu kadar kötü davranmayın. Bence siz bir hayatı paylaşıyorsunuz. Aa, iyice edepsizliği ele aldı bu ayol. Sana ne be? Koca benim değil mi? Nasıl istiyorsa böyle davranırım. Peru, sen de bir şeyler söylesene şuna. Şinef herif. Karım haklı hanımefendi. Affedersiniz ama siz ne akla karışıyorsunuz? Siz bırakın bize laf yetiştirmeyi de sadece taksiyi kullanın. Beyefendi, ben sizin iyiliğiniz için... Sizden iyilik isteyen yok hanımefendi. Benim karım istediğini bana söyler. Karım söylüyorsa doğruluk payı vardır. Yani karınız hakaret ediyordu size. Ben de onun için... Ya size ne bundan? Siz kimsiniz? Benim avukatım mısınız? Aldın mı cevabını hanımefendi? Aferin. Konuş. Anlatıyorum, anlamıyor ki. Karışıyor mu? Kabahat sizi insan yerine koyup ciddiye alandı. Ya... İşte böyle Nuri Beyciğim. Allah Allah! Allah Allah! Neyse üzülmeyin. Ben izninizle eve gidebilir miyim artık? Ha, ben de çıkıyorum. Beraber çıkalım hadi. Tamam. Buyurun efendim. Muratçığım, hadi bakalım durak sana emanet. Allah kolaylık versin evine. Merak etme Nuri Baba. İyi akşamlar Muratçığım. İyi akşamlar ablacığım. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Ağam, biraz yavaş gidersen ha. Öldürecek misin bizi? Ya Seyit, keyfimden hızlı gitmiyorum be oğlum. Sen bir an önce Zeyno'ya kavuş diye böyle hızlı gidiyorum. Merak etme, akşam namazında Zeyno'nun köyündeyiz. Ağam, böyle gidersek akşam namazında değil, cenaze namazında orada olacağız. Hem de kendi cenaze namazımızda. Tövbe yarabbi. Seyit, ne güzel konuşuyorsun ya. Ne kadar güzel espri yapıyorsun, ne kadar komiksin. Hatırlat, ben bunları not alayım. Arkadaş ortamında anlatır, takdir toplarım. Kardeşim, ben burada canımı dişime takmışım, seni Zeyno'ya yetiştirmeye çalışıyorum. Sen hala lagaluga ediyorsun ya. Ağam, ha şu ileride bir yerde durak da bak şurada. He. Orada yiyecek içecek bir şeyler alak ha. He Seyit, durak da alak. Seyit, 5 dakika ihtiyaç burası kardeşim. He ağam, güzel olur ha. Hadi Kemal'e bak, nasıl yiyor. Allah Allah. Hadi yürü yürü. Uy. Sinan abi. Sinan. Uy. Nereye yüzde? Uy. Dinleme testlerine gelmiş. Sinan abimlerde yemeğe gitmiştim. Abicim, bu lavabo ne tarafa dur? Bak şurada ileride. Sağ ol abicim. Seyit, Zeyno'ya kavuşacağım diye mutlu musun kardeşim? Çok mutluyum ağam. Ayrıca Siyah çok teşekkür ederim ağam. Çünkü o kadar yolu sırf bir yardım için gelmişsizdir ha. O ne biçim söz Seyit? Ben senin menajerin değil miyim kardeşim? Bir menajer gerekirse sanatçısı için kız bile kaçırır be. Hadi gidelim. Ağam, yarıldıysam ben geçeyim ha. Yok Seyit, kullanırım ben de. Sen keyfine bak. Tamam ağam. Sağ ol abicim, iyi günler. Burada taksi nereye dur? Abicim, ha buraya taksi vardı, gördün mü hani? Az önce çıktı gitti. Gittiler mi? Oy, mahvoldum ben. Unuttular mı seni? He vallahi abicim, unuttular beni buraya. Mahvoldum ben, ne yapacağım şimdi? Telefon aç o zaman, gelsinler anlaşını. Oy. Telefonla çürsene, arabada yatarken patmasın diye bırakmıştım. Mahvoldum ben ya. Allah yardımcın olsun. Uy, ne taşıyorum ben?
yemek karısına karşı adamı savunayım derken adam da kalktı sana saldırdı. Aynen öyle oldu. Neyse bırak şimdi sen. Sen ne yaptın bugün okulda bakalım? Bugün otobüs beklerken sizin duraktaki Murat'la karşılaştım. Hmm. O bıraktı beni okula. İyi bir çocukmuş gerçekten. Çok değerli bir çocuktur Murat. Onunla arkadaşlık etmene çok sevindim. Öyle de bugün yaptıklarımdan sonra bir daha benimle arkadaşlık etmek isteyeceğini zannetmiyorum anneciğim. Ne yaptın Murat'a? Beni okula bıraktığında Burak'la karşılaştık. Hı. İşte üzgün olduğumu görmesin, onu hemen unuttuğumu zannetsin diye Murat sevgilimmiş gibi davrandım. İşte elini tuttum, sokuldum. Murat da buna bozuldu tabii. Burak'ı kıskandırmak için onu kullandığımı düşündü. Ama haksız da değil, değil mi Tuğçe? Bence özür dilemelisin Murat'tan. Haklısın. Özür dilemem lazım. Hadi bugün durakta Murat. Bir ara istersen. Evet, ben onu bir arayayım. Buyurun Akasya durağı. Alo Murat, ben Tuğçe. Buyurun Tuğçe Hanım, iyi akşamlar. Taksi mi lazım? Murat, lütfen böyle davranma. Bugün olanlar için özür dilemek istiyorum. Biliyorum bana çok kırgınsın ama... her şeyi düzeltip yeniden dostun olmak istiyorum Murat. Tuğçe, ben böyle bir şey istemiyorum. Hadi artık daha fazla meşgul etmeyelim telefonu. Müşteriler arayabilir, hoşça kal. Ya Seyit. He ağam. İçimde önemli bir şeyi unutmuşuz gibi bir his var. Her şeyimiz tamam değil mi kardeşim? Aldık ağam, her şey tamamdır. Suyumuz poşette mi? Almışık ağam. Bisküvitimiz? Almışık ağam. Islak mendil? Onu da almışık ağam, o da tamamdır. Allah Allah, yani her şeyimiz tamam. Tamamdır ağam. Allah Allah, niye benim içimde sanki bir şey unutmuşuz gibi bir his var o zaman ya? Ağam! Eksiği bulmuşum. Ali Kemal! Nerede unuttuk biz bu hamsi kafalıyı ya? Nerede bıraktık? Ağam dönesen, dönesen şuradan. Geldiğimiz yöne doğru dönesen. Dur Seyit, dur. Dönüyorum. Ben de diyorum bir eksik var. Önemli bir eksik var. Safiye! Telefona bakın. Safiye! Ay, kızım koş. Baban açmadan telefonu bak. Müşteri arası mahvolduk. Tamam. Allah'ım yarabbim, ne yapar bunlar be? Alo! Falcının evi mi? Falcı mı? Ne falcısı? Burada falcı malcı yok. Yanlış numara. Madem bilmiyorsun numaraları, ne çevirirsin telefonu? Numarayı ügren, öyle çevir numaraları. Beyefendi, niye kızıyorsunuz ki? Arkadaşlarım falcının evi diye bu numarayı verdiler. Yanlış vermişler o vakit. Kendine doğru düz arkadaş bu. Burada falcı malcı yok. Aa, salak mısın, nesin? Asıl sensin salak, terbiyesiz. Salak olmasan sahtekar falcılara paranı kaptırır mısın bile? Ya niye öyle dersin Osman? Ya bütün falcılar sahtekar değil ki. Dürüstleri de vardır elbet. Saçmalama be Safiye. Üç falcının dürüstü olur mu be? Fosur fosur ipedir. Al milletin paralarını. Olur mu bile? Bırak ben bakarım canım. Bak buradayım yakında. Allah. Evet ne var? Falcı mı? Ne falcısı? Burada falcı malcı yok. Yanlış numara. Bir daha aramayın. Delirtmeyin adamı. Haydi yala. Allah Allah. Safiye. Buyur Osman'ım. Neden herkes falcı diye bizim telefonu çaldırıyor? Herhalde biri yanlışlıkla bizim numarayı verdi, ondan ararlar. Yoksa niye aratsınlar Osman'ım? Evet baba, yani kesin bir yanlış anlaşılma olmuştur. Eğer yanlışlık bizi mi bulur be? Zaten sinirliyim. Kanım tepeme doğru bülüyor, basınç yapar. Sakin ol Osman'ım. Sen kendine bir insülin yap, iyi gelir. Ha. Ha bak, insülin saatim gelmiş, ondan sinirlenirim ben. Hı. Tamam, ben gideyim insülinimi yapayım, geliyorum. Ha, tamam. Kızım, telefonun fişini çek, yoksa babam bizim fişi çekecek. Çabuk. Tamam. Koş, 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 koş. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi, taksi mi lazımdı? İyi akşamlar. Ferit kardeşim, Tuğçe Hanım yabancımız değil. Melahat ablanın kızı. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben gececi şoförlerden Tarık. Ben de Hüseyin ablacığım. Çay içer misin? Bir şeyler ikram edelim. Yok, teşekkür ederim. Ben aslında Murat'la konuşmak için gelmiştim.
Dışarıda çardağımız var. Orada konuşalım isterseniz. Ne iş oğlum? Bana sorarsan bunlar birbirlerine karşı boş değil oğlum. Ya gitme oğlum sen de oyna oyunu. Göreceğiz abi. Dediğin çıkacak. Bak buraya yazıyorum işte. Sen haklıydın Murat. Burak meselesinde gerçekten seni kullanmış gibi oldum. Kendimi senin yerine koyduğum zaman neler hissettiğini çok daha iyi anlayabiliyorum. Tuğçe, eğer kendini benim yerime koyabildiysen bugün yaptığın şeyin ne kadar gurur kırıcı bir şey olduğunun farkına varmışsındır. Evet, farkındayım. Ayrıca insanı kendisine kullanılıp atılmış bir mendil gibi hissettirdiğini de farkına varmışsındır. Murat, bak ne söylesen haklısın. Ben bugün olanlar için çok üzgünüm. Buraya da senden özür dilemek için geldim. Peki bunda gerçekten samimi misin Tuğçe? İnan bana, bütün içtenliğimle söylüyorum. Senden binlerce kez özür dilerim. Peki çok merak ediyorum da, neden böyle bir şey yaptın? Sağlıklı düşünemiyordum çünkü. Buran beni üzgün görmesini istemedim. Onu unutmuşum, hemen yeni birini bulmuşum sansın istedim. Böyle bir şey yaptığına göre Burak'ı hala seviyorsun herhalde. Sevmiyorum. İlginçtir ki nefret bile etmiyorum. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Böyle biri sanki hayatıma hiç girmemiş gibi. Bir insan böyle düşünüyorsa karşısındaki onun için ölmüş demektir. Aynen öyle. Öldü. Murat, beni affedebilecek misin? Yani bugün olanları unutabilecek miyiz? Ben hatırlamıyorum. Bugün bir şey mi oldu? Çok teşekkür ederim Murat. Çok iyisin. Peki, dost muyuz? Dostuz. Ben ne halt edeceğim şimdi ya? Kaldım ha bu ıssız yere tek başıma. Otobüse de binemem, para kalmadı. Şimdi resmen şapa oturdum. Sinan abiciğim! Sinan abiciğim, Allah'ınıza kurban olayım ben sizi. Ali Kemal, neredesin sen? Ya nasıl ben neredesin? Arabadan ya? Abicim vallahi ben bir indim bir baktım ki yoksunuz, lavaboya kadar gitmiştim. Vallahi. Nasıl korktum var ya. Ya hadi ya, geç kardeş, geç kardeş, geç kardeş, geç kardeş. Sürün, binin ya, binin ya. Doktor iyileşme ihtimali %80 dedi. Düşünsene ablacığım ya, %80. Çok iyi değil mi? Çok çok iyi canım benim. Ya inanamıyorum Nurten ya. Sen şimdi ameliyat olduktan sonra gerçekten yürüyeceksin yani, öyle mi? Evet. Çok sevinçliyim ablacığım. Hepimiz çok sevinçliyiz canım benim. Sonunda dualarımız kabul oldu. Sen bir ameliyat ol, yürümeye başla. Bak gör kardeşin sana neler alıyor. Hmm. Neler alıyor? Ayakkabılarını en kralını alacağım kardeşim. Canım ya. Mehmet, ne dersin? Toplayabilecek miyiz bu parayı? Bugün durakta arkadaşlarla konuştuk bu konuyu. Sağ olsunlar, yardımcı olmak, ellerinde avuçlarında ne varsa vermek istiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Nasıl yani, olabilecek mi bu işe? Çok zor çünkü. Onların verdikleriyle birlikte en fazla 25 bin liramız oluyor. Nereden baksan 15 bin lira eksiğimiz var. Ve zamanımız yok. Ben de bugün abimleri aradım, ablamı aradım. Kimse de para yok. Mehmet, kredi alsak mı diyorum ha? Vermezler Şükran. Daha önce aldığımız kredinin borcunu ödeyemedik daha. Hiç umut yok yani. Bilmiyorum. Bak aklıma ne geldi. Nezihe ablaları arayalım. Onlar zengin, muhakkak paraları vardır. Yapma Şükran. Onlar insana günahlarını vermezler. Ay bir şansımızı deneyelim. Ya verirlerse? Biliyorum, vermezler. Yüzümüzü kızartıp bir kere isteyelim. Evladımız için istiyoruz. Hadi ara ne olur. Hadi, hadi bir kere arayıver. Pekala.
Alo, Nezihe abla, ben Mehmet. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Şükran da burada, selamı var. Çocuklar da ellerinizden öper. Parayı söyle. Nezihe abla, sizi şey için rahatsız ettik. Biliyor musunuz, Nurten'in ameliyat olma ihtimali var. Yalnız biraz paramız eksik. Şükran da... Anlıyorum. Önemli değil Nezihe abla. Sağlık olsun. Enişteme selamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Ne oldu? Ne olacak? Para istediğimizi anladı. Hiç paramız kalmadı. Enişten borsada büyük paralar kaybetti. Durumumuz kötü gibi bir şeyler söyledi. Ne biçim insan bunlar ya? Ne biçim insan bunlar? Dünya kadar paraları var. Ne olur biraz borç para verseler, borç para istiyoruz. Dilenmiyoruz ki. Şükran, bak Allah büyük, bulacağız biz bu parayı, tamam mı? De nasıl bulacağız, nasıl bulacağız, nasıl bulacağız? Haydi ara da gelsin. He, araya. Cani. Seyit, gelmiş mi sen? He, Zeynep gelmişik. Evin az ilerisindeyik ha. Bohçanı hazır edesen, sessizce çıkasan biz seni kapıdan alayık. Tamam Seyit, geleyim. Ağam tamamdır. İyi, iyi. Ya Seyit abicim. He. Bu Zeyno yengenin iki tane mi abisi vardı? He, ne oldu? Sinan abicim pak aklıma ne geldi? Ha bu Zeyno yengenin abileri bizi evre çevre döverseler. Ya Ali Kemal, ne korkak adamsın be. Yesef yesef yesef, kimi dövüyor? Nereye evirip çevirip dövüyor? Delikanlı ol biraz be. Yaşa be Sinan ağam. Ayrıca yemişim Zeyno'nun abilerini. Yanınızda Sinan abiniz var be. Aynı adaşım Sinan Şamil Şam gibi kodumu apar kartları deviririm hepsini. Helal be ağam. Düşün peşime. Tamam ben hallederim. Geliyor. O zaman oğlum Seyit, ben Seyit. Sinan abicim o kadar delikanlısın ki. Ha şu köpekten korkarsın da. Sus, büyüklerle alay edilmez. Adam gibi konuş. Ne demek şu kadar şu kocaman köpek, görmüyor musun? Ağam, köpek halletmişim, hadi gel. Emin misin? He gel hadi. Temizdir değil mi ortalığı? He gel temizdir, gel temizdir. Seyit bana bak, bir tarafınızı kapmasın köpek. Şşş, bağırma. Tamam, korkmayın. Tamam, korkmayın. Sen korkma. Allah artırsın, sofraya Kur'an kaldırsın.
Haydi ben giderim taksi durağına, eyvallah. De giden sen Osman'ım, giden sen Yiğit'im. Hayırlı işler olsun, uğurlar olsun. İyi işler babacığım. Safiye. Ya buyur Osman'ım. Kız sen hasta mısın? Yok değilim. Kafana saksı maksı mı düştü? Yok, saksı maksı da düşmedi. De ayırdın, ne oldu Osman'ım? Niye sorarsın? Her sabah beni eşkıya gibi soğar soyana çevirirdin. Şimdi para mara istemezsin. Ayrıla. Te şaka mı geçersin benimle Osman'ım? Vardır benim para. Nerede geldi kız para? Te nereden geldi bu para? Te dün verdiğim parayı harcamadım. Ondan arttırdım. Kaba yatma ettim. Aferin kız Safiye, aferin. Böyle tutumlu karı olursa seni çok severim. Şşt kal. Sakın evden dışarı çıkma. Gözüm üstünüzdedir ha. Ona göre. Ha. Tamam baba ya, çıkmayız. Ve hayırlı işler olsunuz bana. Kız gel gel. Kalk kalk kalk, çık 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 çık. Tekrar hayırlı işler Osman'ım. Ayrola Safiye. Sen beni hiç bile kapıya kadar uğurlamazdın. Ne oldu? Te içimden geldi Osman'ım. Ha. Aa, iyi, iyi, hadi, eyvallah. Dilek, gel. Hiç merak etme Sinan abicim. Kurşunu tereyağından kır çeker gibi çekeceğim. Hadi Kemal, gözünü seveyim. Dikkat et, canımı acıtma. Tamam abicim. Be. Ya tamam abicim ya, ne bağırıyorsun? Görmüyor musun? Çıkarttığın domdom kurşunu, biraz dikkat et. Ya bak hala domdom kurşunu diye. Bu mu domdom kurşunu Sinan abicim? Ne o peki? Ağam bu domdom kurşunu değildir, o saçmadır, saçma. Saçma, çok saçma. Saçmalama, saçma saçma konuşma. Beni domdom kurşunuyla vurmadı mı bu herifler? Ağam, seni domdom kurşunuyla vursalardı şimdi ya çoktan rahmetlik olmuştur ha. Hadi ya. Sinan abicim, bizim orada saçmayla keklik avlıyorlar. Zeyna ablanın babası seni keklik gibi avlamış vallahi. Gülme Ali Kemal. Adamlar benim tamponu süzgece çevirdi, sen hala gülüyorsun be. Ağam, Ali Kemal bu işi beceremeyecek ha. Biz en iyisi İstanbul'a döndüğümüzde seni iyi bir hastaneye götürürük, he mi? Kapat kapat. Uy ne yapıyorsun? Uy vay 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 vay, ne yaptın Ali Kemal? O Seyit namussuzu başkasına sözlediğimiz bacınızı kaçırmıştır. Şanımıza, şerefimize leke sürmüştür. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmamıştır babo. Kavet herkes bizden alay ediyor babo. Alın bunları. Hemen İstanbul'a hareket edin. Seyidi öldürmeden gelmek yok ha. Tamam mı? Eyvallah baba. Hadi şimdi yolunuz açık olsun. Mutlu musun Zeyno? Çok mutluyum Seyit. Şükür sana kavuştum. İstanbul'da bizi yepyeni bir hayat bekliyor. Hadi gidelim. Sinan ağam çok fenadır. Bre kardeşim. Benim Safiye bir tutumlu karı olmuş ki anlatamam. Yapma ya Osman. Sen her zaman Safiye ne kadar müsrif bir kadındır diye şikayet ederdin. Ederdim ama akıllanmış. Dün verdiğim paranın kuruşunu harcamamış. Bugün benden hiç para almadı. Ne güzel işte. Allah herkese Safiye gibi akıllı ve tutumlu bir karı nasip etsin. Amin. Oh, Allah muhabbetinizi artırsın maşallah. Günaydın. Günaydın Mehmet Hoca. Mehmet Hoca, ne oldu bu ameliyat parası meselesi? Tanıdıkları falan soruşturdunuz mu? Soruşturduk. Maalesef Nuri Baba, kimsede para yok. Olan da vermiyor. Hay Allah ya. Merhaba. Günaydın Melahat Hanım. Günaydın. Günaydın Melahat Hanım. Günaydın, hoş geldiniz Melahat Hanım. Hoş bulduk. Mehmet Hoca, bu dün size bahsettiğim bilezik. Kusura bakmayın, daha fazla katkıda bulunmak isterdim ama elimde son kalan şey buydu. Çok teşekkür ederim Melahat Hanım. Söz veriyorum, borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Bunu sakın duymamış olayım ben. Neyse. Ne yaptınız bakalım? Geri kalan kısmını tamamlayabildiniz mi?
Maalesef bir türlü bulamıyoruz. Yine de siz umudunuzu yitirmeyin, olur mu? Melahat Hanım haklı Mehmet Hoca. Umudunu yitirme. Ne demişler? Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Hiç beklemediğim bir yerden çıkar gelir bana. Göreceksin. Evet, kuş gibi gelir bile. Bakarsın. Dilek, kızım kapıya bak, müşteri geldi herhal. Tamam anne, bakıyorum. Aferin kızım. De bakalım şimdi size. Aa, evde üç kişisiniz. Hayır, biz evde iki kişiyiz. İş hayatınızda bir yükselme görüyorum. Ben çalışmıyorum, ev hanımıyım. Anne, polisler geldi. Allah, polisler mi geldi? Hanımefendi, hakkınızda ihbar var. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Ne oldu ki polis adam? Geleceği görüyordun da polisin evine baskın vereceğini göremedin mi hanım? Bir yanlışlık olmalı herhal. Biz arkadaşımla birbirimizin falına bakardık. Bir yanlışlık var herhalde. Derdini karakolda anlatırsın. Yürü bakalım karakola, hadi. Hadi yürü. Anne! Buyurun abla, anne! Buyurun. Alo. Baba, annemi götürdüler. Ne dersin kız, kim götürdü anneni? Polisler götürdü, karakola götürdüler annemi. Ne, karakola mı götürdüler? Neden götürdüler? Geldiler işte, fal bakıyormuşsun dediler, tutuklu et götürdüler. Ah, fal mı bakar? Kız, öldürdüm seni Safiye, öldürdüm, fal bakarsın he? Allah! Dur Osman, nereye ya? Dur Osman Bey. Adam delirdi ya. Ay, fala kim bakıyormuş Nuri Bey? Galiba Safiye. Çocuklar, çok kötü. Bacım, bize acil bir doktor lazımdır. Misediye getirin lütfen. Ali Kemal, Ali Kemal. Gülübük yengenle barışmam için tam fırsatıdır. Hemen koş git, ara Gülübük yengeni. De ki, Sinan abimi vurdular de. Çok kötü yaralandı de. Yavaş Seyit, yavaş. Hadi, kim bilir belki gelir de barışırız. Hadi koç. Tamam Sinan abicim, hemen arayırım. Çok acıyor Seyit, yavaş. Yavaş abi. Ha, geldi mi Seyit? Yavaş abi. Yavaş abi. Hadi yavaş abi. Hanım, sen parayla fal bakmıyorum diyorsun ama hanım senden şikayetçi. Paramı aldı, geri vermedi diyor. Hiçbir şey de bilemedi komiser bey. Canım nasıl bilsin be kadın? Tövbe tövbe. Safiye! Geldi Osman. Ne oluyor Osman aga? Komiser aga, bu Safiye benim karımdır. Ulan Safiye, bir falcılığın eksikti, onu da yaptın ha. Sen beni öldürecek misin ha? Sebebi mi olacaksın sen benim ha? Tamam Osman aga, sakin ol. Te kızma Osman'ım. Değildir benim suçum. Fal bak, geleceği görsün dediler. Yalattıracağım Şamali, kayattıracağım gözüne. Değil geleceği, yolunu göremeyeceksin. Yeter! Kadınlar hamamına çevirdiniz burayı be Osman. Aa, sakin olun. Karakolda olduğunuzu unutmayın. Kusura bakma komiser aga. Benim karım beni rezil etti. Ah benim de aptal kafam, aptal kafam. Anlayamadım. Eve telefonlar geliydi. Burası falcının evi midir diye. Bu da bana dedi ki, yok efendim yanlış numaradır. Yanlış aramışlardır falan. Sen beni öldürecek misin be Safiye? Sen benim sebebim mi olacaksın be Safiye? Ha? Süre! Paramı geri isterim ben. Ah bre aptal kadın. Sen de buna fal mı baktırdın? Bu benim evdeki çorap yerini bilmez. Nereden bilecek senin geleceğini? He? Tamam Osman aga, tamam. Sen şöyle kenarda dur. Geç şöyle. Kusura bakma komiser aga. Benim biraz şeker hastalığım var da en ufak bir şeyde böyle sigortam atar. Şimdi hanım, sen bu kadından şikayetçi misin? Acıdım kadına. Paramı verse şikayetçi olmam. Buyurun kardeş. Yalnız hanım şikayetçi olmasa da bu yaptığın suç Safiye Hanım. Komiserim, ekmek musaf çarpsın ki ben suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Kurban olam, affedin beni. Komiserim, bu seferlik affet. Eğer bir daha yaparsan sana bırakmam. Ben vereceğim cezasını, boğacağım o karıya. Tamam Osman, tamam. Peki Safiye Hanım, bu sefer affettim. Ama herkesten aldığın parayı geri vereceksin. Allah razı olsun komiserim. Söz herkese vereceğim parasını. Tamam, peki. Çıkabilirsiniz. Sağ olun komiserim. Evde falına bakacağım seni. Yürü Safiye, yürü! Yürü diyorum sana, bakma! Yürü! Alo! Külpün yenge, ben Ali Kemal. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Ali Kemal, sağ ol. Hayrola, bir şey mi oldu? Ya bir şey oldu da pek hayırlı değil. Sinan abimi vurdular. Ne?
Sinan'ı mı vurdular? Babamı vurmuşlar anne. Ya dur bir dakika oğlum ya. Ölmüş mü inşallah? Anne ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ağzını hayra aç. Canım sadece söyledim. Ne var sanki söyledim de oldu. Ali Kemal durumu nasıl? Yaralı. Şimdi biz Kavacık Hastanesi'ndeyiz. Ya peki nasıl oldu? Ne oldu? Söyle bana. Vallahi Sinan abicim kız kaçırdı. Çanağından vurdular onu da. Ne? Sinan kız mı kaçırdı? Yok yani. Babam kız mı kaçırdı? Sus bir oğlum ya. Dedim de dinletemedim sana. Bak kuma geliyor üstüne, ne haber? Anne sus, zaten canım burnumda. Sinan, sen de sakın öleyim deme. Çünkü gelip seni kendi ellerimle ben öldüreceğim. Aferin sana. Oh, oh! Bu kadın beni öldürecek arkadaşlar, bu kadın beni öldürecek. Sebebim olacak, Süleyman'ı demeyin. Karakollardan toplarım onu be ya. Osman ne oldu ya? Şey Osman Bey, Safiye Hanım'ı neden karakola çekmişler? Safiye? Üç kağıtçı olmuş Melahat Hanım. Üç kağıtçı. Nasıl üç kağıtçı Osman abi? Evin kapısına fal bilim merkezi diye yazdırmış. Bazı salaklar da buna para verir, fal baktırırmış. Gelecekten haber verecek yani. Safiye abla. Safiye abla. Olacak iş mi bu be? Bu yüzden içeri almışlar onu. Evet, bu yüzden içeri aldılar. Alo, buyurun Akasya Durağı. Tabii, adresi alayım efendim. Derhal geliyor taksiniz efendim. Teşekkür ederim, iyi günler. Melahat Hanım, Karanfil Sokak 4 numara. Tamam Nuri Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler abi. Hayırlı işler abi. Diyorum ki kendi kendime, bizim karı meğerse tutumluyormuş. Bak 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 bak. Benim karı fal bakıp dünyanın parasını kazanmış be. Hiç benim vereceğim üç kuruşa tenezzül mü eder? Benim de aptal kadına. Doktor bey, ağamın durumu nasıldır? Vücudunuzdaki tüm saçmaları çıkarttık. Çok saçma ama olsun. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Çok şükür ağam ya. Çok şükür. Ali Kemal, ne yaptın koçum? Aradın mı Gülübük yengeni? Aradım tabii Sinan abicim. Her şeyi bir güzel anlattım. Dayanamaz hemen geliyorum. Ah gel bir öpeyim seni Ali Kemal. Oh. Damat! Damatlar götürsün seni inşallah. Damat deme anne şuna. Ne damadı ya? Ya utanmadın mı sen benim üstüme gül koklamaya? Nasıl yaparsın bana bunu ya? Bir dakika ya, ben ne yapmışım? Ali Kemal ne anlattın oğlum sen Gülübük yengene? Bir de soruyor ya. Tipe bak bir de soruyor. Tamam sormayayım mı yani? Anlattı bana neler yaptığını. Hala konuşturuyorsun değil mi ha? Vursana şuna. Bir dakika ya. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ben daha suçumu bile bilmiyorum. He. Sen şimdi görürsün yargısız infazı. Ya ne yapıyorsunuz? Nerede siz? Ya durun adam yaralıdır ya. Beter olsun namussuz ya. Beter olsun inşallah. Ah bu o. Bu o mu? Sen gel bakayım buraya. Senin saçını başını. Ya onu. Ya bu hata yapmışsınız. Hata yapmışsınız. Gece git. Gel buraya saçını başını yollarım. Ne kadar tuttu hanımefendi? 25 lira. Araba! Çekil lan! Ne oluyor? Bas dedim sana. Tamam. Çabuk. Tamam sakin ol. Eyvah. Soyulduk. Polis. Sen kuma mı geldin kızıma? Çekil lan iki yana. Seni şey. Ya bir durun. Oh. Sen benim kızına kuma mı? Ya oğlum! Bedirin ya! Bedirin! Zeynep benim yavukandır. Sinan ağama değil. Bir'e kaçırdık. Doğru mu? He. Sana mı kaçırdınız? He, bir'e kaçırdık. Evet, ona kaçırdık. He, ona kaçırdık. İnanma kızım, aklını karıştırıyorlar. Ya vallah billah tillah Zeyno benim yavuklumdur. Zeyno'nun babası Zeyno'yu başkasına veriydi. Sinan ağam da bir acımıştır. Ondan sonra gittik hep beraber Zeyno'yu kaçırdık. Kaçarken de Sinan ağamın kafasından vurdu ağalarım. Doğru mu bunlar? Ya tabii doğru. Yoksa ben senden başkasına bakar mıyım? Benim gözüm senden başkasını görür mü? Ben senin üzerine gül koklar mıyım Gülübük? Ah benim iyi yürekli kocam. Demek sırf Seyit'e yardım etmek için gittin. Evet. Salak kızım, salak kızım. Ah benim salak kızım. Ne belli dümen olmadığı. Ya anneciğim işte her şey ortada. Bak Seyit'e yardım etmek için gitmişler. Ya çok özür dilerim Sinancığım. Bacım senden de çok özür dilerim. Affedersin. Ali Kemal telefonda ağam kız kaçırdı deyince ben de öyle yaptım. Ali Kemal sen ne anlattın ha? Her şeyi bir güzel anlattım dedim. Bu muydu Ali Kemal? Ya Sinan abicim her şeyi bir güzel anlatırken biraz eksik konuşmuşum. Kusura bakmayasın. Evet. Neyse artık madem iş anlaşıldı durağa dönelim. Nuri Baba bizi durakta bekliyordur. Baba, ben de bir kız kaçıyordun mu? Oldu oğlum. Bir sen eksiktin.
Biraz daha hızlı sür. Biraz daha hızlı sür şunu. Beyefendi inanın elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen yetmez. Daha iyisini yap. Tamam. Bas şu gaza. Kalabalık yerlere girme. Dön şuradan dön. Dön 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 dön. Şuradan dön. Tamam. Tamam. Tüm bana biçim resim çektirmiş bana. Giriniz. Selamun aleyküm ağalar. İzin var mı acaba? Bak kaçaklar geldi kardeşler. Hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Boşuna geldiniz arkadaşlar. Üçünüzü de kovuyorum. Uy, gerçekten mi değilsin Nuri babacığım? Kurban olayım yapma Nuri baba. Kovacaksan aha bu Ali Kemal'i kov. Üçümüzü birden kovma. Yazıktır, günahtır. Ya sen beni niye ateşe atıyorsun Sinan abicim? Hayır efendim. Bana yalan söylediniz. Üçünüzü de kovuyorum. Elini öpmeyin. Nuri baba, kurban olayım affet bizi baba. Kurban olayım affet. Baba sen affetmezsen Gülübek, Can, Kayganam hepimiz yollara dökülürüz. Sersefil oluruz kurban olayım. Ağam yüzüye bakacak yüzüm yoktur affedersen. Sen benim babamsın. Hadi işten kovaysın. Evlatlıktan da mı kovaysın Nur babacığım öpeyim. Öpeyim baba. Ağam. Nuri baba. Oğlum ağam. Affet. Bırak gitmeyin. Affet bunları Nuri baba. Ne yaptılarsa aşk için yaptılar. Allah razı olsun. Ne kadar güzel konuştun Mehmet hocam. Ya Osman aga sen de bir şey söylesene hadi ya. Hakikaten be. Urfa nasıldı? Güzel miydi? Ya ne Urfa'sı Osman aga? Urfa'yı niye karıştırıyorsun? Konuyu dağıtma. Konuyla ilgili konuş ya. Ha. Üpsünler bunlar ellerini. Bağışla gitsin be. Ha kardeşlik? Baba be sen hep demez misin bize? Biz bir aileyiz diye. Hani birimizin başı sıkışsa hep beraber koşarız yardımına. Seyit kardeşimin de başı sıkışmış. Sinan abimle Ali Kemal de gitmişler yardımına. Affet gitsin. Ne güzel konuştun be Muratçığım. Avukatım çok doğru söylüyor. Beraatimizi istiyorum hakim bey. Pekala arkadaşlar. Bu defalık sizleri affediyorum ama... bir daha yaparsanız gözünüzün yaşına bakmayın. Baba! Bir dakika. Çekilin bakayım şöyle. Sözünü ettiğiniz Zeynep'u mu? Ya sen ne güzel bir kızmışsın be. Hoş geldin Zeyno kardeş. Kız, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk ağalar. Seyit, şimdi Zeyno'yu aldın geldin. Tamam, iyi güzel hoş da bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum ki ağam. Herhal yani sanırsam aşiretin büyükleri araya girerse herhal barış olur ağam. Barışırlar mı dersin? İnşallah ağam. O zaman biz de size burada güzel bir düğün yaparız bile. Hepimiz kurtlarımızı dökeriz. Ağam sen ne güzel konuşursan. Yalama be, yalama. Devam et soldan, ileriden sola. Ne oluyor ya? Melahat ablanın telsizinden geldi galiba baba. Telsizin mandalı takılı kalmıştır. Melahat Hanım telsizi kullanmaya hala öğrenemedi. Ağam. Cepten arayan mı Melahat Hanım'ı diyem telsizin mandalı takılmıştır. Ara oğlum ara. Bakın o ensemdeki silahı çekmezseniz bir kaza yapacağım ben. Bas gaza be sen. Bırak şu enseyi menseyi. Uy silah da nereden çıktı? Melahat Hanım'ı esir almışlar be. Demek özellikle düşürmüş telsizin mandalını. Tabii ya bize yerini belli edebilmek için. Şimdi ne yapacağız Nuri babacığım? Ne demek ne yapacağız? Polis arayacağız tabii. Ya durun sakin olun ya. Önce kadının nerede olduğunu öğrenelim. Beyefendi bakın yanlış anlamayın ne olur. Polisler her tarafı tutmuştur. Yakanızı sıyıramazsınız. Teslim olun lütfen. Yok ya. Ne uyanık şeysin sen öyle. O çeneni kapat. Eğer kapatmazsan ben ebediyen kapatacağım o çeneni. Sür be kadın sür şunu. Tamam süreceğim. Süreceğim de şu ileride İskender Ağa Camii var. O camiden sağa mı sola mı döneyim? Sola dön. Sol taraf daha tenha. Tamam. O zaman İskender Ağa Camii'ne sola dön. Sola dedik ya be kadın. Anladım. Nuri baba sola İskender Ağa Camii dedi. Kanlıcadılar. Polise haber vermeliyiz çocuklar. Alo. Ha komiserim. Rahatsız ediyoruz efendim. Ben Akasya durağından Nuri. Bir ihbarda bulunacağım. Buyurun Nuri Bey. Siz dinliyorum. Ha efendim bizim şoför arkadaşlardan Melahat Hanım'ın arabasını gasp ettiler. Arabada silahlı insanlar var. Aracın plakası kaç? Arabanın plakası 34TUT93. Efendim şu anda Kanlıca'da İskender Ağa Camii'nden sola döndüler. Peki Nuri Bey. Hemen gereken önlemleri aldırıyorum. Sağ olun komiserim. Peki biz ne yapacağız arkadaşlar? Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız böyle mi? Yardım etmeyecek miyiz Melahat Hanım'a? Yürüyün arkadaşlar gidiyoruz. Yaşa be baba. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Durak boş mu kalacak?
Doğru söylesinleri babacığım. Zeyno, sen burada bekleyesen, biz birazdan geliyor, tamam mı? Tamam sen. Hadi. Gelin kardeşim, iş işten geçmeden vazgeçin bu işten lütfen. Konuşup durma, sıkacağım kafana, kendim süreceğim arabayı. Sür şunu. Ben sizin iyiliğiniz için sürüyorum. Senden iyilik falan bekleyen yok be. Sen işini yap, taksini sür. Tamam. Al kadın. Tamam. Sür şunu. Polis her tarafını sarmış. Kesin yakala. Ağam yavaş yürü, yaralı sana. Nuri Bey, siz ve arkadaşlar biraz geride kalın. Her an bir çatışma olayı olabilir. Tamam komiserim. Nasıl tamam? Bu herifleri dövmeyecek miyiz kardeşlik? Ya sakin ol Osman abi. Bak polisler burada işte. Niye geldik biz o zaman dövmeyeceksek? Ben döveceğim şimdi. Osman. Osman aga, gelsinler hep beraber dalarız. Sakın ha. Bir de sizle uğraşmayalım. Tamam komiserim, tamam. Adamlar önce bir bankayı soymuşlar. Sonra da sizin bir arkadaşınızı arabasıyla birlikte gasp etmişler. Vay tosmalar vay. Bunları mutlaka dövmek lazım. Osman! Bunları hemen dövelim bakın hadi. Komiserim geliyorlar. Saklan, hemen saklan. Allah kahretsin, nasıl buldular bunlar bizi ya? Her tarafı tutmuşlar abi. Ya sonuna geldiniz. Buradan kaçışınız yok. Silahlarınızı atın ve teslim olun. Geri dön, geri dön, geri dön. Geçmiyor geri vitesi. Tutukluk yapıyor, geçmiyor. Ne yapacağız şimdi? Komiser beyin söylediğini yapmaktan başka çareniz yok. Var çaremiz var. İn aşağı. Evladım evet. Yapmayın. İn aşağı. Kendinize hem beni harcamayın. İn, in. Tamam. Yürü. Yürü. Tamam. Yürü. 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 Ay. Bırakın gidelim. Öldürürüm kadını yoksa. Yakamız yok bizim. Bak. Ben öldüreceğim bu herifleri ya. Sakin ol Osman abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Senle mi uğraşacağız bir de? Ha. Bırakın beni lütfen. Sakın bir delilik yapma, yakalatmayın. Bırakın kadını, geçin. Bırakın gidelim. Kendimi de yakarım, kadını da. Acımam. Adamlar ruh hastası çıktı ha. Ağam nereye gidiyor? Oğlum arabanın arkasından dolaşıp herifleri gafil avlayıp Melahat Hanım'ı kurtaracağız. Sağ mı? He sağ. Hadi o zaman. Yürü. Osman Aga, senin ne işin var burada? Uyanıklar arabanın arkasından dolaşacaksınız değil mi? Evet. Ben de öyle düşündüm. Hadi gelin peşimde. Hadi. Bak kardeşim, bu işin sonu iyi bitmeyecek. En iyisi gel teslim ol. Hapse gireceğimi ölürüm daha iyi. Kardeşim hiçbir şey için ölmeye değmez. Allah aşkına bırakın beni. Cezanızı çeker çıkarsınız. Sıkıldım. Eninde sonunda dediğime gelecekler. Ay, bırakın beni lütfen. Şş, iyice karışmasa bari. Azar silahları! Hadi komiserim hadi tam bak gidin hadi. Sağ olun çocuklar. Vay be Nuri Aga, ne gündü be. Pap. Hakikaten ha, macera üstüne macera yaşadık. Gelince böyle üst üste geliyormuş demek ki. Sormayın, gün bitmeyecek sandım. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sinan, Seyit, Osman Bey. Benim için hayatınızı tehlikeye attınız, sağ olun. Ne yaptık ki Melahat Hanım? O iki aşlak zaten size ne yapabilirdi ki? Hiç. Yok yok, gerçekten de çok zor bir gündü çocuklar ya yani. Seyit bu arada, Zeyno nerede? Ağam, Zeyno Melahat ablalardan misafirdir ha. Ne zaman Seyit kardeşim nikah kıyar, gelir elimi öper, Zeyno'yu o zaman alır. Bence de. Bu işi bir an önce bağlamak lazım. Seyit'e güzel bir düğün yapalım. İnşallah hocam hayırlısı. Gelin arkadaşlar gelin. İşte o kahraman taksicilerin durağı burası. Hayırdır hocam buyurun. İyi günler. İyi günler. Efendim ben bugün Soylan Banka Şubesi'nin müdürüyüm. Bankamız adına göstermiş olduğunuz kahramanlık için sizlere teşekkür etmek için geldim. Ne yaptık ki canım biz, hiçbir şey yapmadık yani. Zaten biz bunu hep yapıyoruz be müdür bey. Efendim olayın esas kahramanı Melahat Hanım. Yani soyguncuların yakalanmasında en büyük pay onun. Tebrik ederim hanımefendi.
Teşekkür ederim. Lütfen bunu size takdim etmeme müsaade edin. Nedir bu? Bankamız yapmış olduğunuz kahramanlığa binaen bu çeki sizlere armağan ediyor. Çek mi? Kabul ederseniz çok seviniriz. Çek çek çeki 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 çek çek. Vay be vay be, çeke bak çeke. Tam 20.000 TL. Efendim, yapmış olduğunuz bu kahramanlığın karşısında bu para gerçi hiçbir şey ama. Olur mu? Çok ihtiyacımız olduğu bir anda geldi bu çek. Çok hayırlı bir işte kullanacağız, inanın buna. Mehmet hocam, ameliyat parası çıktı. Ya biz sana Allah'tan umut kesilmez demedik mi Mehmet hocam? Bak para geldi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Haklıymışsınız. Gerçekten de kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Pardon. Hep birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz gazeteci arkadaşlar için? Tabii. Tamam. Melahat Hanım, bile buyurunuz. Şöyle alalım.